Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler sır perdesi olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmasının ABD için nasıl korkutucu bir durum olduğunu ve F-35 uçaklarının ortaya çıkmaya başlayan fiyaskolarını şimdi sizlere anlatacağım. Arkanıza yaslanın ve gerçekleri görün. Çok konuşulan F-35'lerin düşük seviye seri üretim aşamasından tam kapasite seri üretim aşamasına geçişi ertelendi. Düşük seviye seri üretim devam ediyor. F-35 müşterek saldırı savaş uçağı konusunun iki yüzü var. Birincisi Batı medyasının bilinçli bir şekilde dünyaya servis ettiği bilgiler, ikincisi de gözlerden saklanmaya çalışılan gerçekler. Batı medyasına göre F-35 savaş uçağı tam bir hayalet. Asla radarlara yakalanmıyor ve görülmüyor. Müşterek saldırı savaş uçağı an itibariyle dünyanın en gelişmiş ve en iyi savaş uçağı. Gözlerden saklanılmaya çalışılan bilgilerse daha ilk başlarda Alman radarları tarafından F-35'lerin hayalet olmadıklarının tespit edildiği, iletişim sisteminde kabul edilemez hataların bulunduğu, aynı şekilde F-35'lerin Rus ve Çin radar ve HSS'leri tarafından radar izlerinin tespit edilebildiği ve görünmez olmadıkları, S-400 hava savunma füzelerinin X ve S bandında faaliyet gösteren radarı 40 kilometre ve altındaki mesafelerde F-35 savaş uçaklarını gördüğü ve rahatça tespit ettiği, F-35'lerin ön kısımlarının hayaletlik veya da görünmezlik derecesi yüksekken, arka kısmının hayaletlik derecesi kıyaslamalı olarak çok düşük olduğu, önünde uçan bir uçağın radarında belli belirsiz hafif bir çizgisel iz bırakırken, arkasından gelen bir uçağın radarına yakalandığı ve tam kapasite görüldüğü, F-35'lerin eksiksiz olarak savaşa hazır ilan edilebilmesi için geçmesi gereken simülasyon testleri halen yapılamadığı ve yeterliliklerinin kanıtlanamadığı, Japonya'da 9 Nisan 2020 günü Pasifik Okyanusu'nda yapılan tatbikatta düştüğü, ABD'de 20 Mayıs 2020 günü F-35 uçağı Florida eyaletinde Eglin Hava Kuvvetleri üssüne iniş yaparken düştüğü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1 Ekim 2020 günü bir F-35 B tipi savaş uçağı yakıt ikmali sırasında KC-130 tanker uçağına çarparak düştüğü, ABD hükümeti 20 Mart 2020'den sonra F-35 parçası üreten Türk şirketlerini üretimden çıkaracağını açıklamış olmasına rağmen Türkiye'deki üretimin durmadığı, Lockheed Martin şirketinin Türkiye'den parça talebinin devam ettiği ve bu parçaların Türkiye'de imal edilerek ABD'ye gönderildiği, F-35 üretiminde yer alan üçüncü taraf ülke ve şirketlerin de Türkiye'den parça alımlarını sürdürdükleri, uzmanlara göre F-35 savaş uçağında 800'den fazla teknik hatanın olduğu ve halen giderilemedikleri. Rus uzmanlara göre de Su-57'ler Şahin gücündeyken F-35'lerin Baykuş'tan öteye korkutuculuk kabiliyetleri yok. Bir de Amerikan Hava Kuvvetleri'nin özelliklerini kendinin belirlediği ve ABD'li şirket Lockheed Martin'in özel siparişle ürettirdiği F-22 yırtıcı kuş savaş uçakları var. Bu uçak rakiplerinden oldukça farklı teknolojilere sahip ve sadece Amerikan Hava Kuvvetleri'nce kullanılabiliyor. ABD hükümeti bu uçakların kesinlikle müttefik de olsa, dost da olsa başka bir ülkeye satışına asla izin vermiyor. Yani görüldüğü üzere Amerika'nın vermekte nazlandığı bu F-35'ler tam olarak rüştünü ispat etmiş değil. O yüzden de S-400'lerin Türkiye'nin hava savunma sistemi içinde yer alması, NATO üssü olarak da kullanılan Konya Hava Üssü ve eğitim alanının dünyadaki en iyi hava üssü olması, Türkiye'nin hava savunma sisteminin A sınıfı bir sistem olduğunu ortaya koyuyor. Buna bir de Türklerin askeri kabiliyetlerini eklediğimizde, korkuları boş değil, zira Amerika dost görünse de sözünden çıkanları cezalandırma hakkını elinde bulunduracağı sistemin bozulmasını istemiyor. 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin üreticisi Amerikan şirketi Lockheed Martin, Covid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre F-35 savaş uçağı üretiminde üretim tedarik zincirinde sorun olduğu bildirildi. Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre Covid-19 sebebiyle 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35'i teslim etme hedefi tutturulamadı. Şirket 2020'de 123 uçak teslim edebildi.
Şirket Mayıs ayında yaptığı açıklamada parça sıkıntısı nedeniyle hedefi tutturmalarının zor olduğunu duyurmuştu. Rusya'nın hava kuvvetlerinde ürettiği uçaklarla tanınan Sukhoi firması ise ilk 5. nesil savaş uçağını seri üretim bandından çıkardı. Rusya Devlet Ajansı TASS'ta yer alan habere göre seri üretimden çıkan ilk Su-57 savaş uçağı Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. TASS'a konuşan askeri kaynak, ilk seri üretim Su-57 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi ifadesini kullandı. Haberde yer alan bilgilere göre ilk seri üretim Su-57 jeti Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutanlığı'na bağlı bir alaya gönderildi. Ancak askeri yetkili alayın adını açıklamadı. Öte yandan paylaşılan görüntülere göre Su-57 ilk uçuşunu da konuşlandığı üste yaptı. Rus savunma politikası üzerinde araştırma yapan Rob Lee, Rus İzvestiya gazetesinin daha önceki bir iddiasını gündeme getirerek, üretimden çıkan ilk Su-57'nin Karadeniz'e kıyısı olan Krasnodar kentindeki 3. Karma Hava Alayı'na gönderildiğini iddia etti. Rostec'in CEO'su Sergey Shemezov, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, ilk seri üretim Su-57'nin 2020'nin sonunda orduya teslim edileceğini açıklamıştı. TASS'a konuşan askeri kaynak, 2021'de 4 jetin daha orduya katılacağını aktardı. Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti. 2019 yılında Rus devleti ile Sukhoi firması arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, şirket 2028'in sonuna kadar Rus ordusuna toplam 76 tane Su-57 teslim edecek. 5. nesil, yani hayalet olma özelliğine sahip Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak. 37 ton azami kalkış ağırlığı bulunan uçak, saatte 2600 km azami hıza ve 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. Su-57, karşılaştırıldığı F-35'e oranla daha fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip. 1 Mart 2018'de bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Su-57'lerin Suriye'de görev yaptığını teyit etmiş, 25 Mayıs 2018'de yapılan Savunma Bakanlığı açıklamasındaysa, Şubat ayında Hmeymim Hava Üssü'ne gönderilen bir Su-57'nin görev sırasında bir adet güdümlü füze ateşlediğini açıklamıştı. Bu arada Bağımsız Politika Araştırmaları Grubu New York Dış Politika İşleri Merkezi, Washington DC'deki federal mahkemede Pompeo'ya dava açtı. BAE'ye 23 milyar dolar değerindeki silah satışının engellenmesi amacıyla açılan davada, hükümetin başka bir hükümete silah satışı yetkisine sahip olan Pompeo'nun yeterli inceleme ve gerekçesi olmadan aceleci bir tavırla silah satışını onayladığı ifade edildi. Davada BAE'ye silah satışı sürecinin normal süreci belirleyen yasaları ihlal ettiği belirtilerek, satış onaylanmadan önce daha çok inceleme gerekiyor görüşüne yer verildi. ABD Senatosu 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper silahlı insansız hava araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021'in ilk gününde istisnai olarak toplanan Senato, Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 740 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını oyladı. Oylamada 13 hayır oyuna karşılık 81 senatörün evet oyunu alan tasarı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için Trump'ın veto yetkisini aşmış oldu. Söz konusu bütçe tasarısı, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olarak kayıtlara geçti. Trump, Aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti. Trump, tasarıyı veto ederken Almanya ve Güney Kore'deki Amerikan askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve Konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti. Savunma bütçesi tasarısında Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında Rusya ile önemli boyutta bir işlem olarak kabul edildi ve NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara KATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Tasarıda, başkanın KATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ini uygulaması, yaptırımların ithal edilen malları kapsamaması istendi. Ancak Trump yönetimi, Türkiye'ye zaten söz konusu yaptırımları uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.